Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm hayli zamanda. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Şaşa Veysel iş bu hala. Gah ağlayıp gahi güle. Yetişmek için menzile. Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Karabahar'ın dördüncü torunuyum. Bu köy doğumluyum, İdecikliyim. 1942 doğumlu. Yetimlikte büyüdüm. Babamı 48'de kaybettim. Efendim. Çok epey uğraştık mücadeleyle. Bizim esas kazamız Azizye. Pınarbaşı. Bir zaman oraya gittim. Burada şimdi bir sahip çıkmak şeyi çok. O diyor ben Hacemer oluyum, o diyor ben Hacemer oluyum. Öyle bir şey yok. Benim araştırdığım, Azize'yi orada götürdüm, bunlarda da bir adam. Tek isim var, Hacemer oğlu Mehmet Efendi. Zaten soy ismi yok o zaman. 1934 mi geldi? Şöyle baktım, ahırla gelen konuşuyor. Bu köyün yarısı piramet, bir kısmı da Girinci doğumlu. Tek bir adam bu köye bir çoban getirdi. Köyümüzün içi tamamen şimdi birbirine sevmiyorlar, yalan söylüyorlar, kendini kandırıyorlar. Bu Hacemeroğlu diyenler piramet doğumlu. O Topal Haliller Girinci doğumlu. İkisi de çoban olarak geldi. Burada da birisi Seyf Ali diye bir adam kız verdi. Köyün içi şöyle karıştı. Çok insan geldi geçti buradan. Bununla okula gittim ben. 47'de yapıldı buraya ilk okul. Kerpiç götürdük koltuğumuzda. Yani siz şimdi böyle mi kuruldu belliyorsunuz? İdare eden kaz aldık. Kaz yok. İsmet Bey zamanında. 38-50. Karnenin ekmeği aldık.
Şimdi şöyle bakıyorsun. Menderes'in asıldığında Heveladadaydım. Bahri okulları yapıyor, Dolunboyası'nı yapıyorduk. Arada dolandık, çevrildik. İncirli'ye geçtik, Adana'ya. O direklerin boyasını ben yaptım, İncirli Kavalarındaki. Şu bacak, ayaklarımızın altına keçe sardık. Şimdi kim yok ki? Geldik. Zaten o İstanbul'dan sonra da şeyim bozuldu. Şulum bozuldu, Menderes'in. Polat Han'ın o idam şeylerinden. Buraya geldim, 61, iki de asker oldum. İşin kötü tarafı orada zaten. Amasya, Çorum, Sivas geri Çorum'a gittim. Erzincan'daki tabur Çorum'daydı. Telat Aydemir'i dolandırdılar, çevirdiler, Çorum hapishanesine getirdiler. Nöbet bekliyordum, o gün gece idam ettiler. O 12 albayların içindeydi. İnsanların dili ne kadar uzunmuş ya. Ben onu gördükten sonra şimdi cenazeyi yıkarım, hocaya falan gerek yok. İçimden böyle bir şey de gelmez. Yaşadık. 68'de, 65'te yurt dışına gittim. Askerden gelince. Geri döndüm yoldan. Kalabalıktık. Buraya geldik. Otobüs aldık bu köye ilk olarak. Kamyon aldık. İki Piramet'ten ortağımız. Üç buradan. İşte pek eski adamlar o şey zordu. 68'e kadar durduk, anlaşamadık. Otobüsü, kamyonu ben aldım, götürdüm, Kayseri'de sattım. Otobüsü bir komşumuza verdik. Kimsenin haberi olmadan Ankara'ya gittim. Evimin de haberi yok. Benim evim burada değil, esas oradaydı. Fevzoğlu'nun yanına vardım, rahmetliyim. O evini falan ben boyadım, Fevzoğlu'nun Ankara'da. Dedim ki mesela böyle böyle gidiyorum, çeviriyorlar, ne olacak dedim. Hanımıyla Ankara Başsavcılığa gönderdi beni. Oraya vardık, Başsavcı Allah kapıda karşıladı. Turan Bey telefon etti dedi. Üç satır yazı yazdırdı orada yazısına. Bunu al dedi, bunun yana git. Bunun yana geldim, savcı baktı, sabıka sabıka yok, imzaladı. Kayseri'ye vardım, o hiçbir şey sormadı, vurdu zaten. Ankara'ya vardım geri. Taşeronluk bölgem vardı dosyanın içinde. Başsavcı onu gördü. Bu ne dedi, böyle böyle dedim. Onu bir dedi, kapıcıya dedi ki şunu filan yere götür, tercüme ettir, getir. Evet, gitti. Getirdi, hiç kimse mani olmadan. İkinci sefer gittim, Avusturya'da işçi olduk. Oradaki bir şeyi unutamıyorum. Taraslı Cemilemmi, şimdi Ziraat Bankası bu. Bankalar Caddesi'nde, orada bir eczane vardı. Allah Allah, orada karşılaştık. Şöyle baktı, pasaport cebinde dedi. Gideceğim dedi, korkma dedi. Bu sefer dönmeyeceğim dedi. Ne diyorsun? O günlerden bu günlere. 60'tan sonra zaten Türkiye'nin durumu da belli. 80 ihtilal olmadan Almanya'daydım. Türkeş oraya geldi. Gül Sazak. O zaman bakanıydı. Türkiye'de ihtilal olur dedi. Kenan Paşa.
Türkeş'in bacana o. Tuğrul Türkeş'in anasıyla Kenan Örnek'in karısı bacı. İkinci karıdan bu, bir şeydeki çocuğu. Meğerist iki tane oğlu var onun. Kimisi oldu bitti. Devlet başkanıydım o zaman. Almanya'da. Milleti meşgul etme dedi, böyle bir insanıydı. Telefon edildi, dosyaların hepsini dedi, yak dedi. Çok araştırırlar, ismi bulurlar, vatandaşı meşgul ederler dedi. Yetiler oldu. İzine geldim. Allah, bir hafta bekledik, hudutlar kapandı. Buraya geldim, geri dönüşümde Mamak cezaevine uğradım. Kapıdan girerken Türkeş şöyle etti. Her taraf kabara. Kağıt kalem olmuş. Ben de yazdım. Sayın Başkanım, sizi idam ederler mi diye sordum. Yaşı müsait değer edemezler dedi. Hepsi geldi geçti. Sonuç, eğer 2003'ten sonra da düzgün olmasaydı şimdi habere bakıyordum. Halen karşı sürtüşme. Yahu dışarıyla içi karıştırmayalım. Benim tanıdıklarımdan burada hiç kimse kalmadı. Aha, bilir. Ben çoklarım cenaze yıkamayı severim. Cenazesini yıkarım, kefini de biçerim, sararım. Hiç kimseye gerek yok. Şimdi bakıyorsun, camide safı değiştiriyor adam. Bu ne demek oluyor? İslamiyet'te böyle bir şey yok ki. Evet, şimdi de bu köyde işte köklü olarak 2-3 kabile var. O Seyfaliler dediği bu köy kurucularından Hacı dedem benim için büyük dede, bu köyün kuru gelenlerden, biz Orta Asya'dan geldik, Türkmenik aslımız. Amcamın biri Keskin'de, Karabahlar köyü var orada. Bir tanesi Yozgat'ta. Oranın belediye başkanı hazmedememiş de Yeni Karabahlar diye çevirtirmiş. Çok çalışmış, malcılığına falan işte insanlar. En büyük darbayı da sonunda yedik. Kayseri'de medresemiz vardı. Dedem Karabağ'ı yaptırmış. Bu köyde bir cinayet oluyor, iki yalancı şahidi. Mehmet tuttu, Haceli vurdu diyor. Fezoğlu'nun babası Saydaz Mia medrese satıyor emirlerimiz. İdamı 10 seneye indirtiyor Ankara'da o da. İyi bir avukatmış. Medresede gitti. Ondan sonra da başlıyor. Helallaşalım. Neyi helallaşacaksın ya? Bir neslin istikbaliyle oynadım. O kalenin içindeki şeyde Cami-i Kebir'den, Zubul'u giden tukanların hepsi bize ait idi. Neden yaptın? Orada büyük dedem hacının, Karabağ'ın dedesi, oğlu Ömer, Hacı Ömer, oğlu Mehmet Efendi, Karabağ'ın esas adı Mehmet Efendi. Bunlar bana iddia ettiler buradan ve Pınarbaşı'na çıkarttım ben gittim. Şu yukarıdaki yaylayı aldığında Rüştü'ye mezunuymuş dedem. Tapucuymuş orada, o Ermeni köyü buralar. Bu yukarıda 3 tane Ermeni köyü vardı. Demirci Viran, Karabaş Viran, hep Viran diye geçer. O yaylaya da satın alıyor, satıyor devlet. İdecik 21 hane. Araştırdık. Sonunda oraya gösterdiler bize.
yüz küsur seneliydi. Tapu bugünkü yazılmış gibiydi defter. O şimdiki taplar gibi değil onlar. Osmanlıların mührü var. Bir önde, bir ortada, bir arkada. O elindeki. Ondan sonra bakıyorsun, bu köyden çıktı bizim ismimiz yok diye, neredeyse yaylayı hazine bırakacaktı. Köylümüz iki kişi. Allah razı olsun ki bir kadın, hakim, iyi araştırdı. Şimdi satamıyorlardı, hazineye de vermediler. 21'i İdeci'ye ait, 7 tapuda kaybecinin var orada. Biz hepsini açık açık getirdik, gösterdik. Sabah bayram namazından çıkılır, hep sıraya geçerler. Yaşlılar başta, gençler sonda. Tek kişi kalana kadar bayramlaşırlar. Ondan sonra akrabalar birbirinin ziyaretine giderler. Şimdi bakıyorsun öyle bir şey hiç yok. Adam camiden çıkıp gidiyor. Eskiden bir şey yoktu. İnsanlar 2-3 sefer evleniyordu. Maaş yoktu. Kadınlar, dul kadınlar perişan oluyordu. Ben burada çoklarını bilirim, 3-4 deve evlendi. Mahallelerde olurdu. Şu odada çok oturdular. Oraya yıktı yeğenimiz. Aşağıda bir oda vardı, senörlerin çıktığı yerde, Ahmet'in başının. Atının eşeğine Türkmenler gelirdi yukarıdan. Dünyana mahkemeye gidecek. Orada yatar kalırlardı. Hocamın var bir de. Bu babası hocaydı rahmetlik. Vay. Sorardım. Bana mustantık derdi. Ben mustantığı sonradan öğrendim ki kaymakammış. Babam olsaydı burada durmazdım. Buna ne diyor dedim. Ana dedem Çanakkale'de şehit. Kardeşler burada malını vermediler. Annem babasını hiç tanımaz ki. İyidecekti ki şehit zaten. Dede yetimi çıkartmışlar deyince vay rahmetlik. Rifat dedi ben Kur'an-ı Kerim'i dedi ezbere okuduğum gibi dedi çok araştırdım. Dede yetimi diye bir yazı yok ki dedi. Zaten dedem çok gencmiş bir de burada Sefah Osman'ın babası. Ne o tanır da ne de annem tanır babasını. Çok gencmiş. 14'te, 1914 şeyinde, hadisesinde orada şehit oluyor. Atına gelirlerdi. Sonra ben araba koş çıktı. Cirit oynarlardı, o zaman cirit derlerdi. Bu harman yerinde bütün köyler toplanır böyle bir şey yiyordu. Cirit oynarlar, gelir ata bindirirler. Önüne koyunu sürerler. Eğer gelin atın üstüne onun belinden tutunca kaldırırsa onu geline verirler bağışış olarak. Böyle güvayiden sadıçlar camiye giderdi yastı camisine. Camiye gitmeyince içeri almazlardı. Hoca başa durur. Hepsinin elini öper güva. Bu da sağ dışarıda yanına düşer kapıya kadar varırlardı. O günde şey diyoruz yani. Yaşamayan bilmez. Birbirine sevgi, saygı, vatan için hiç çekinmeden nasip olursa şehit olmayı tavsiye ederim, başka bir şey değil. Efendimiz diyor ki, şehitler ölmedi.
Şehit yıkanmaz. Kefin sarılmaz. Kalk dediğinde kan damlayarak kalkacak diyor. Allah herkese nasip etmez. İnşallah vatanımızı korumak için gidenlere Cenab-ı Allah yardım eylesin. Bugünkü durumu da görüyoruz işte. Ben teşekkür ederim. Lavrasında güller açmış, Habibim kovusun saçmış, ümmetine kucak açmış, gelin diyene çağırıyor. Lavrasında gül kokuyor, acılar oran akıyor, gözünden yağışlar akıyor, gelin diyene çağırıyor. Mekke Medine'ye bakar, zemzem suyu nereden akar? Aşkı dağın içimi yakar, gelin diyene çağırıyor. Medine'de hurma ağacı, kadın erkek ana bacı, Arafat'ta bulun hacı, gelin diyene çağırıyor. Moralara gidip yatma, mal götürüp sen de satma, helalına haram katma, katmam diyene çağırıyor. Arafat dağda büyük bir alan, malıyım mülküyüm hepsi yalan, o malı da bir gün ederler talan, Mekke Medine'yi görsün ümmetim. Ben Bünyan'ın Gidecik köyünden Mehmet oğlu Mustafa Arslan. Babam vardı Mehmet Arslan, annem vardı Ayşe Arslan. Babam 57'de vefat etti. Babam Kayseri civarında büyük bir alim idi. 57'de vefat etti. Annem de giden sene 1. ayın 5'inde vefat etti. Ben de onun oğluyum. Biz 5 kardeş bir bacıyık. Benim çocuklarım vardı, kardeşlerim vardı. Kardeşlerim babam öldükten sonra Sincideri'ye girdim. Orada okudular. Biri ayakkabıcı oldu. Dükkanı var Kayseri'de. Biri terzi oldu. Terzi dükkanı var. Biri de Avrupa'ya gitti. O da Avrupa'da. Büyük kardeşim de emekli oldu. Ondan sonra onlar Kayseri'deler. Ben de buradayım. Kendi halimce uğraşıyorum. Ondan sonra benim iki oğlum bir kızım vardı. Oğlumun biri 17 yaşında vefat etti. Mehmet Aslan'dı. Ondan sonra şimdi bir kızım bir oğlum var. Oğlum da Kayseri'de, kızım da Kayseri'de. Oğlum İskender'de çalışır. Orada çalışıyor. Kızım da eniştem çalışıyor. Torunlarım çalışıyor. Ondan sonra ben 2006'da bir haca gittik. Ahır dolu malım vardı. Oğlanı verdikten sonra haca gittik hanımla. Ahırı temizledik, haca gittik. Orada 2006'da gittik, 2007'de geri döndük. Orada aşık oldum. Oradan geldik. Hacdan geldik. Daha söylediğim çok da sesimin tadı yok. Geldik işte burada. İyi kötü, kendi işimizle uğraşıyor. Bağımız bahçemiz var, oraya gidiyor, geliyor. Çok şükür. Ondan sonra hanımım biraz rahatsız. Bir gün Kayseri'ye saldım. Bu 15-20 gün gitti, ben burada yalnız kaldım. Akşamüstü şu balkonun önüne çıktım. Orada dertledim, orada iki tane söyleyen bağlım dedim. İdecikliyik işte. Buradayız. Halıda okudum. Şimdiye kadar çok halıda okuduk işte. Yuvamızı kurduk. Şimdi de ihtiyarladık. Oturuyoruz evimizdeyiz. İki oğlum, bir oğlum, bir kızım var. Onlar Kayseri'deler. Biz de burada oturuyoruz. Başımızı idare ediyoruz. Allah bundan geri koymasın. Arkadaşlarımdan ayrıldım. Akşam yemek pişecek. Tavamız yoktu, kabımız yoktu. Tamam mı? Hanımdan çok memnunum, işi gücü rast gelsin.
zamanında halı dokudu, bu evleri ilmeğine yaptırdı. İşi gücü rast gelsin. İşte dedim ya deminden, malı sattım, oğlanı everdim, gelinimi gelin aldım. Ben size bir çay mı koydum? Gelinim evli, gelinimin dayısı babam rahmetliyle okumuş. Tamam mı? Gelinimin işi gücü rast gelsin. Doğru kazanan nur içinde yatsın. Eskiden kar kış daha çok olurdu, soğuk olurdu. Kış olurdu, dizde olurdu kar. Evlerde su yoğurdu, su getirdik çeşmelerden. Elimiz donardı, buz tutardı. Soğuktu kış günü. Günü salı dokurduk, gece diş gördük. 8 kişiyle dokuduk atlarını. Kardeşimin avradı var, Beyhan'la, Hatice'yle dokuduk. Fatime, Aydan böyle çok doğdu bunlarla. Eskiden bayramlar iyi olurdu, böyle bir taraf yemek pişirirdik. Kim büyük sonra götürürdük ellerimizde, alırdık kaplarına, tepsilerine. Orada yerdik hep beraber, erkekler yedi, ondan sonra kadınlar, çocuklar. Eskiden daha iyiydi şöyle insanlar. Şimdi bir tarafa gidemiyorum işte, aynı burada Kayserişehir gibi. Ev içindeyik. Düğünler de iyi olurdu eskiden, daha iyi olurdu eskiden düğünler. Bir hafta 10 gün, bir hafta 4-5 gün düğün olurdu evvelden. Bir bahçemiz vardı. Bir bahçe yaptık. Yolda giderken, bahçeye giderken düştüm. Eline basıyorsun elinde. Elimi şuraya kocana kirpidin çöpüsünden. Ne kirpidin? Kirpidin çöpüsünden yarısından fazlası buraya batmış içine şu kaba yerden. Hiç haberim olmadı. 4 tane doktor gezdim. Bilemediler. Tomografi çekti. Yine bilemediler. Bir ay çöp, 1,5 ay çöp elimin içinde dolandı. Sabahlara kadar kapılarda dolandım. Dolandım. Hiç yatmadım. Bu yok gözümde. Ondan sonra oğlum dedi ki baba gel dedi. Beni fakülteye götürdü, yazıhanesine. 700 lira param aldılar. Elimi ameliyat ettiler. Koca çöpü çıkardılar elimden. Tamam mı? Çıkardılar. Hala 5 ay oldu. 5 aydır belli hala çekiyorum. 20 gün fizikte yattım. Kayınım Mustafa vardı, Ahmet vardı. Bunlar Ankara'dalar. Ankara'da. Şurada Ferzi Koç vardı, Kayseri'de. Şurada Cengiz vardı, Kayseri'de şu ev yaptırdı. Daha yarım kaldı. Şurada komşum var, Hayri Gözde. Buraya önce gelmişsiniz, şu eve, o da Kayseri'de. Burada tek başımıza akmış şimdi. Şu anda komşularımız var, kim Ankara'da, kimi Kayseri'de. Bir tek ben varım burada. Benden başka kimse yok hiç burada. Kadınlardan Gülemder vardı şurada işte. Hanım var. Kardeşlerimler Ankara'dalar, avratları, kendileri, yeğenlerime, kardeşlerime selam olsun, gözlerinden öperim, Allah'a emanet olsunlar. Oğluma, kızıma, torunlarımın gözlerinden öperim. Hepsine de selam söylüyorum, hepsine de. Allah'a emanet. İşleriniz gücünüz rast gelsin oğlum, kızım, torunlarım. Allah'a emanet olun, hadi. Güneş doğar anasına kavuşur, yalnızlık yer edene yakışır. Düşmanların sana güler savuşur. Dünya yalan değil, insanlar yalan. Güneş doğar hak ortaya gelecek, ölüler de dar kabire girecek. Yalnız kalanlar nasıl gülecek? Dünya yalan değil, insanlar yalan. İnen akşam oldu, güneş şaşıyor. Yalnız bu evde aklım şaşıyor. Nice sokaklarda insan yaşıyor. Dünya yalan değil, insanlar yalan. Bu da ayrı. Öğleninle ikindinin arası, içerinden o kuzumun yarası. Kendi gitmiş, öksüz kalmış anası. Dünya yalan değil, insanlar yalan. Ben Mustafa oğlu Rifat Sargın. 1944 doğumluyum. İyidelikte doğuma, iyidelikte büyüme. Yani biraz elim iş tuttu, gurbete çıktım. Annemi çok küçük yaşta kaybettim. Babam rahmetlik evlenmedi. Biz yetişene kadar babaannem büyüttü. 102 yaşında benim yanımdan vefat etti babaannem. Babam rahmetlik de vefat etti. Ondan sonra gözlerinden kaldı ağlayarak. Benim yanımdan vefat etti. O büyüttü bizi. Ondan sonra Ankara, İstanbul. Gezmediğim yer kalmadı. Boyacıydım.
gurbette babam rahmetli bir kızdı burada ama kaçtım Ankara'ya, hiçbir yeri bilmiyorum. Ankara'ya vardım, bizim bir akraba var orada, otelde müdürüydü. Seyhan Oteli'nde. Terminalde indim, Katar'ın yanındaydı terminal, eski terminal Ankara'da. Bir polise sordum, ben Etfaiye Meydanı'na gideceğim, şu otele hangi dolmuş gelir dedim. Oradaki polis beni dolmuşa bindirdi, eski sigorta dolmuşlar vardı. Ona şoförü de tembih etti. Bunun dedi orada Turan varmış, Turan'a teslim etmeden gelmedi. Turan yiyorsa geri al gel dedi. Şoför de ben Turan abiyi tanıyorum dedi. Biz oraya el etti, teslim etti. Şubat, ya kaçtım ben buradan. Vardı o yeğenim, hoş peşine vallahi kaçtık ki. Ne yapacağını dedi. Gazete sat dedi bana. Tamam, Ulus gazetesi vardı, heykelin orada matbaası vardı gazete, orada. Gazete aldım, iki on gazete sattım, satamıyorum. Fazla bir yeri bilmiyorum, satamıyorum. Onu bıraktık, ne yapak? Boyacılık yap dedi. Bana 25 liraya o zaman parasıyla bir sandık aldı. Ayakkabı boyacılığı yapmaya başladım. Otelin bu önünde de pastane var. Pastanenin sahibi dedi ki, gel lan dedi, şu mangalların üstüne otur buradan dedi, aşağıdan sıcak olur, üşümem dedi. Orada ayakkabı boyacılığı yapmaya başladık. İyi, ilk gün 7.5 lira aldım. 7.5, 10, otelde de yatıyorum. Gece katibi dedi ki, sabahından erken kal dedim, kalacak müşterileri. Sen şey yapan, valizini indirin. Öyle böyle orada bayağı şey yapmaya başladık. Aldığım parayı da bizim akrabaya teslim ediyor. Yaz geldi, yazın buradan arkadaşlar geldi, iş yok. Bir gün çalışırsa 5 gün geziyorlar. Gelirler, 50 kuruş 1 lira harçlık verdik miydi? Herhalde rahmetlik bizim babamla. Hepimiz bir beraber girdik. Azıcık işler açıldı, ben de buraya gittim. Bunun şeyi devamı yok dedi. Neyse, teyzenin teyze şurada İmrirön köyü var. Yaylanında, oradan. Orada akrabalar vardı, burada bunun annesi vardı. Onun şeyiyle tanıştık, evlendik. İşte üç çocuk var, üçü de Ankara'da. Biri boyacı, biri fayansçı, damat da fayansçı. Geçinip gidiyorlar çok şükür. Biz de oradaydık, geçen 20-25 gün kaldık. Ben sıkıldım. Kış günü bir yere gidemiyor, camiye, camiden eve. Orada arkadaşlar var, ne yapıyor, hangisinin dükkanı var ya, ne yapacağım, varsak 15 dakika oturum. Hikmet Sarp'ın ismim, köyüm İmriyen köyü. Orada kendi arabam vesile oldu bundan tanışmamıza. İşte evlendik, annem babam var da ben geldikten sonra vefat ettiler. Öyle. Burada arabam vardı, aracı oldu evlenmemize. Evlendik, bunu yazın sürekli 12. aya çok gurbette geçerdi günü, yalnız kalırdım burada, kimse yok. Bir tane oğlum vardı, onunla kalırdık. İşte bayağı bahçe, halı dokurduk. Günlerimiz öyle geçerdi. Dokuduğum halı, bunun kayının hanımı vardı, Mustafa abinin, Hatice. O benim hocanın hanımı otururdu burada. Onlar işte, komşularından hepsiyle beraber dokurduk. Kızım da vardı o zaman. Burada ipek halı dokurduk kocaman. Sonra buna Hecaz'ın eri yol çektik. Gene yalnız devam. İneklerimiz vardı. Onların anneyle. Sonra ben hastalandıktan sonra hepsini sattık. Oğlan askerden geldi, Ankara'ya gittik. 6-7 sene Ankara'da kaldık Sincan'da. Oğlanı verdik, buraya geldik. Hayat geldi, geçti oğlum. Anılarımız çok arkadaşlarla. Çok gülerdik. Bizim bey öbür odaya oturtturduk. Biz bu yanına tabii türkü şarkı gerek neyse yapardın kalın başında. Yer içerdik. Bu kapıya gelip tıklardı, girmezdi içeri. Bayanlar gelebilir mi deyince çok güzel net bir sesle verirdi.
Onu kadınlar derdi, güler, gelebilir miyim deyince, gelebilirsin derlerdi, gülerlerdi. He, girerlerdi içeriye mutfağına, ellerine nalı yerlerdi, vermiyorum deyince, ne bileyim, çok güzel anılarımız geçti, çok. Aslım hastasıyım, türküyü söyleyemem. Kur'an'ı daha zor okuyorum. Önceleri olurdu, türkü de olurdu, her şeyi söylerdik. Ne türkü, ne şarkı, ben de zorlarım, beceremez. Ben hayatta söylüyorum. He. Ama halın başında evvel olurdu oğlum, ince hastalık bastı. Yani konuşmayı bile kekeleyerek zor konuşuyor. Eski düğünler çok güzel olurdu. Eskiden düğüne giyer kurşanırdık, giderdik, erkeklere baktırmazlardı. Bir gün pencereden seyrediyorlar, abim bir kuvaladı, bir taş atarsa adam olduğu yere yığıldı kaldı. Anımız o var. Zoruna su döküldük, ayıktırdık, koyduk etti. Anımız öyle kaldı orada. Eskiden öyleydi. Bayram hatıramızda, bayramda vallahi herifimiz kerden gelecek diye dört gözümden beklerdik. Gurbette geçti günümüz. Çocuklar giderdi otobüsün oraya babamız gelecek diye aşamadı otobüs beklerlerdi. Eskiden öyleydi. Şimdi de çocukları gurbete yerleştirdik. Gidip gidiyor orada duruyor bir ay. Torunlar özlüyor, görüyor. Geri geliyor burada işte. Gir çık. Kimse yok onu komşu. Ha, onu hiç sorma. O şey anne sevgisini hiç sorma. O şey hiç. Ama yattığı yerin rüzgar olsun, babaannem hiç kimseye muhtaç ettirmedi, şey yapmadı da. Kesinlikle. Yemezdi, bize yedirirdi. Kendi de hastaneden isterler gitme, debeydi, şu etraf köylerde ne kadar doğum varsa o yaptırırdı. Hastaneden isterler gitmedi devlet hastanesine. Kadir Hakkım vardı başhekim. Onunla o çok şey yaptı, gitmedi. Adiref köylerinde ne kadar gece olsun, günüz olsun gelirlerdi atlarına. Hele kanat gelinin hastalandı. Birine de gitmem bilmez. Kış olsun, yaz olsun. Bütün Ankara'daki çocuklarıma, bütün din İslam alemine hepsine selam olsun. Cenab-ı Allah vatana, millete huzurlu günler. Bütün o askerlerimize de Cenab-ı Allah polisimize yardım etsin. Kurban olduğum Allah askerlerimizi korusun. Hepsini de kaza bela vermeden sağ selim vatanlarına dönmeyi nasip etsin. Ondan sonra da bütün dini kardeşlerim sağlık sıhhat diliyorum. Yavrularıma selam ediyorum. Hepsini de öpüyorum. Allah'ıma emanet olun cümle alem. Güle güle kalın.